Bunu söylemekte fayda var. Artık yavaş yavaş saatler 16'ya geldi. İsrail geçtiğimiz gün bir açıklamada bulunmuştu. Gazze'nin kuzeyini boşaltın şeklinde bir açıklamaydı. Özellikle Birleşmiş Milletler'den çok tepki çeken bir açıklama oldu bu. Çünkü çağrı oldu daha doğrusu bu. Çünkü Birleşmiş Milletler bu kadar kısa bir süre içinde, yani 24 saatlik bir süre içinde kuzeyden 1,1 milyon insanın güneye doğru tahliyesinin neredeyse imkansız olduğunu ifade etmişti. İsrail'in yaptığı açıklamanın ardından da Hamas tarafı bir açıklama yaptı ve bütün Filistinlileri, bölgedeki bütün Filistinlileri yine aynı şekilde bulundukları noktada kalmaları gerektiğini söyledi. Şimdi konuşmaya devam ediyoruz. Coşkun Başbuğ geçtiğimiz saatten itibaren yayınımızdaydı. Coşkun Bey, bir kez daha hoş geldiniz, ya da ben hoş geldim diyeyim en azından. Ve aynı zamanda Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Selimhan Yeniacun da bizlerle birlikte. Siz de hoş geldiniz yayınımıza, hoş Selimhan Bey. Şimdi artık o çok kritik saatlere girdik dersek, size bırakayım ben sözü Selimhan Bey. Çünkü girdik mi artık o çok kritik saatlere? 16'dan sonra siz neler olacağını ya da neler olmasını bekliyorsunuz bölgede? Tabii biz aşağı yukarı bir projeksiyon sunmaya çalışabiliriz bu konu hakkında, ama ben önceki yayın diliminde de kıymetli üstadım Coşkun Bey'in söylediklerini de çok doğru buluyorum. Bir anlık bir operasyonu kendisinin iletmiş olduğu gibi ben de beklemiyorum. Çünkü bu operasyon gerçekleşecek. Bu muhakkak, bir kara harekatı göreceğiz. Ama bu kara harekatının da bir süpürme harekatı. Fakat bütün Gazze'den öncelikle Gazze şeridini dilimlere bölerek, yani yapılan açıklamada önce kuzeyi boşaltın denmişti. Kuzeyin boşaltıldıktan sonra İsrail'in ya da İsrail güvenlik güçlerinin kendilerine bir hudut çizerek öncelikle boşaltılmayan nüfusu da tehdit altına alabilecek bir şekilde o hududa doğru uzun menzilli top atışları ve hava saldırıları gerçekleştirdiğini göreceğiz. Yani burada bölgeyi boşaltmayan 1 milyon kişi, ki bu mümkün değil pek tabii ki 24 saat içerisinde, ve niye boşaltsınlar? Bunun da ayrıca bir mantıken de bir sebebi yok. Sivilleri hedef alan, bölgeyi hedef alan ve neredeyse Gazze'nin diğer ayırmaya çalıştıkları ikili üçlü seksiyonlarını da, bölgelerine de... Bu arada de... o süre sona erdi. Bunu da söyleyelim, bir son dakika olarak belirtelim. Tabii. İsrail'in verdiği süre an itibariyle bitti. Buyurun, lütfen devam edin. Tabii. İki, üç bölgenin de neredeyse, bakın buradan bizim söylediğimiz bölgeyi tahliye etmeyen nüfusa neler yapıyoruz diye, tabiri caizse biz burada maalesef ki İsrail ordusunun çok daha şiddetli bir bombardımanını, obüs atışlarını, top atışlarını göreceğiz. İlk bölgeyi koparmaya, ele geçirmeye çalışacaklar. Ha, bu burada kalır mı? İsrailli diplomatların, eski güvenlik uzmanlarının, hükümette yer almış olan daha önce açıklamaları, Gazze şeridinin neredeyse tamamının Sina'ya sürülmesi yönünde. Biz bunu 2019'da Kuşner'in başını çekmiş olduğu Abraham anlaşmalarındaki iki devletli çözümün aslında devletin bir kısmının Sina'da olması, Filistin devletinin bir kısmının Sina'da olması ve burayı uluslararası kamuoyunun, organizasyonların imar etmesi üzerine yapılan planın belli noktalarda Netanyahu tarafından bir fırsat görülüp oluşturulmaya çalışıldığı bir senaryo içerisinde yaşıyor. Çok özür dilerim Coşkun Bey. Şimdi artık saat 16 oldu dedik. İsrail'in verdiği süre doldu dedik. Hareketlilik de başladı bölgede. Bilmiyorum, katılır mısınız? Şöyle, bir tane araç dediğin gibi şeye geldi, o sütre gerisindeki İsrail'in yanına. Şu an obüsün yanındaki diğer o katillerin bir... Biz yaklaşık yarım saattir Emir'in görüntüleriyle, Enver'in anlatımıyla bu bölgeyi görüyoruz. Fakat bu şekilde bir sahne ben görmedim. Yani yavaş yavaş artık devriye atan askerler mi diyelim, bakar mısınız? Bir oynaklık var. Geldi. Bir oynama var arazide, ama hani ben bunun bir harekat hazırlığı olduğu kanaatine değilim. Zaten eğer 16'da yapacak isen, senin şu gördüğün hareketliliği biz en az bir saat öncesinden görüyor olmalıydık. Ha, burada lokal bir lojistik ikmal hazırlığı var gibi geliyor bana. Mühimmat olur, yemek olur veya bir takım ihtiyaçları gidermek için. Yani buradaki o birlikte, yani birlikte demeyelim de işte sözde birlik dediğimiz yapının hareketlenmesini ben lokal, kendi içindeki bir hareketlenme olarak görüyorum. Yani bir harekat başladı dedirecek görüntüler değil. Şimdi
Harekata değil de saldırı diyelim. Şimdi ekranda iki farklı görüntü görüyoruz. Sağ tarafta Emin Ünlü ile Enver Kaptanoğlu'nun bizlere canlı bir şekilde bizim kameramızda çekilen görüntüleri izleyenlerimizle paylaşıyoruz. Yalnız Kaan şunu söyleyeyim, bunlar tarihi görüntüler. Tarihi görüntüler yani... Bu arada o bölge şu anda aslında çok da riskli bir bölge. Onu da ifade edelim. O nedenle hep tebrik ediyorum. Yani bunlar gerçekten basın adına, medya adına, CNN adına başarı. Çünkü bakın birebir canlı seyrediyoruz. Sadece CNN Türk ekranlarında bu canlı görüntüleri izleyenlerimizle paylaşıyoruz. Ve muhabirlere ateş edildiği bir ortam, muhabirlerin öldürüldüğü bir ortam var şu an görüntü alan. Gerçekten takdire şayan bir görüntü. Şimdi sol taraf... bahsettiğim, evet. Yani bir ikmal malzemesini bıraktı gidiyor. Sol tarafta da Gazze'nin kuzeyine yakın bir noktadan, aslında bir yerde Gazze'nin kuzeyini gören bir açıdan... bir kamera var. Bu kameradan da yine yayınımızı izleyenlerimize aktarıyoruz. Yani Gazze'deki son durumu en sıcak görüntülerle paylaşıyoruz. Coşkun Bey lütfen, bir ses de geldi bu arada bölgeden. Hop, atış. Zaten lütfen, buyurun. Az önce İdris'e de yaptığımız yayında da 3 tane oldu atış. Yani bak 5. Yani sürekli öldüren, sürekli katleden ve asker kılığına girmiş bir katil sürüsüyle yüz yüzeyiz. Burada bu işin içinde olanlar kimi ateş ettiğini ve nasıl bir oyunun içinde olduğunu hepsini çok iyi biliyorlar. Ama az önce senin sözünü kesmek istemedim. Bir kadın asker, kadın çapulcu vardı ve yine bir erkek. O kadar huzurlu ve gülerek pozlar verdiler ki. Bir atışa hazırlanılıyor şu anda. Ya da bu görüntü size ne anlatıyor şu an? Şu an bir atış hazırlığı yok. Teminki namlunun bir açısı ayarlandı. Acaba dedik eğitim mi yapıyorlar yoksa bir atış mı gerçekleşecek? Atış gerçekleşti. Şimdi burada az önce yüzlerine baktım. Olmayan şeye bakmaya çalıştık. Ve o kadar huzurlu, o kadar mutlular ki gülüyor, şakalaşıyor ve az önce ifade ettim, yineleyim. Buradakilerin asker kılına girmiş bu katillerin hepsi neyi katledeceklerini, attığı merminin amacının ne olduğunu çok iyi biliyorlar. Hani insanlıktan eser kalmamış diyoruz ya, tamam, zaman zaman kullandığımız bir tanım ve deyim, işte onu buraya rahatlıkla oturtturabilirsin. Çünkü savaşın, hani o nedenle hep söylüyorum, bir asaleti, bir inandığı değer vardır. Bunun için mücadele edersin. Burada bunun zerresi yok. Peki ve buyurun. Gördüğün gibi herhalde az önce dedim ya, bir ikmal maddesi geldi büyük ihtimal diye. Hani akşamın orada saat kaç şu an? Aynı saat. Aynı saat ise işte akşam yemeğinin hazırlıkları, bak eldeki de görüyorsun işte. O bahsettiğim, evet, kadın ve beraberindeki diğer erkek. Peki Seliman Bey, siz bir kara harekatı bekliyor musunuz? Tabii bir kara harekatı gerçekleşecek. Yani ama bu şimdi saat 4:01 geçir değil. Zamanda bekliyor musunuz? Şimdi uçaklarla Gazze'nin pek çok noktasının vurulduğunu, toplarla Gazze'nin pek çok noktasının vurulduğunu gördük. Şimdi spesifik olarak bir kuzey lokasyonu belirlendi ve bu kuzey lokasyonu içerisinde bir süpürme harekatı gerçekleşecek. Bu lokasyona yönelik daha lokal top atışlarını, obüs atışlarını göreceğiz. Biz ben açıkçası pazar gününün de ciddi bir bombardıman ve atışlarla en azından geçeceğini ve bir asker veyahut piyade birliğinin Gazze'ye girişi varsa da hafta başında. Şimdi CNN Türk Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk bölgede, kameraman Halil Kahraman'la birlikte. Geçtiğimiz saatte bir yayın gerçekleştirdi Fulya Öztürk Halil'le birlikte ama o nokta gerçekten çok ciddi güvenlik önlemlerinin olduğu bir noktadaydı. Fulya, sözü sana bırakalım. Öncelikle iyi misiniz? Bir önceki yayın çünkü çok hızlı kesilmişti. Bunu sorayım. Şu an bulunduğunuz noktadaki son durum ne? Kaan, evet, yayını kesmek zorunda kaldım çünkü çok sert bir tepkiyle karşılaştım. İsrail askeri son kez uyarıyorum sizi, buradan gidin dedi. Dolayısıyla yayını sonlandırmak zorundaydım. Bölgede tansiyon çok yüksek. İlk defa bu kadar geldiğimden beri sınır hattında bu kadar yoğun bir gerginlik hissediyorum. Yani İsrail askerlerinin de gerginliğinin bugün daha çok arttığını görüyorum. Bir kara harekatı hazırlığı var. Tank sevkiyatı
sevkiyatı devam ediyor. Yayına bağlanmadan birkaç dakika önce bu yol üzerinde çok sayıda tank yine geçti. Ve az önce, dakikalar önce Hamas güçlerinin Gazze şeridinden Aşkelon'a doğru, bu hatta doğru bir füze roket atışı oldu. Demir kubbe havada imha etti. Yani Hamas Gazze şeridinin karşısındaki yerleşim alanlarına, Aşkelon, Aşdod ve Siderot bölgelerine roket atışlarına devam ediyor. Bu roketlerin bazısı isabet ediyor. Dün Tel Aviv'e de atıldı ve bir füze attı Hamas güçleri ve Tel Aviv'e atılan o füze sonucunda tahribat oluştu bir binada. Şimdi bölgede bu gerginliği hissetmek mümkün dedik. Tam sınırın sıfır noktasındayız. Gazze'ye 1-2 kilometre uzaklıktayız. Sadece Gazze'de değil, yani bu şeritte değil, aynı zamanda Lübnan-İsrail sınırında da bir hareketlilik var. Aslında günlerdir var, sıcak çatışmalar var bölgede. Özellikle Hizbullah, İsrail'in Lübnan sınırındaki İsrail ordusuna ait bölgelere yapılan saldırıları üstlendiğini duyurdu. Havan ve tank savar güdümlü füze fırlattıklarını söyledi. Yani Lübnan ve İsrail sınırında yine gerginlik devam ediyor ve bu bölgede de hem İsrail ordusunun Gazze'ye doğru bombardımanları sürüyor, hava saldırıları devam ediyor. 2000'den fazla insan geçen hafta cumartesi gününden bu yana Gazze'de 2000'den fazla insan hayatını kaybetti. 8000'den fazla yaralı var ve bugün 16'ya kadar süre verilmişti. Gazze'nin kuzeyindeki 1 milyon 100 bin insanın güneye doğru çekilmesi konusunda ek süre 16'ya kadardı. O sürede doldu. Şimdi ne olacak? Bir yandan kara harekatı için bir hazırlık var. Ciddi anlamda bu hazırlığı biz sınır hattında görüyoruz. Bugün daha çok tankın getirildiğini gördük. Önceden bazı boş araziler görüyorduk. O dün mesela gördüğümüz boş arazilerde bugün çok sayıda tankın getirildiğini gördük. Hemen şöyle Halil Kahraman, araçlar mesela geçerken görüyoruz, birçok araçta İsrail bayraklarıyla orduya bir destek veriyor bölgedekiler. Ama şu an benim yayın yaptığım yerde askerler, güvenlik güçleri, emniyet güçleri ve gazeteciler dışında pek kimse yok. Çünkü bölgeden siviller büyük oranda çekildi. Az sayıda sivil vardır, onu söyleyeyim size. Zaman zaman o sivillerin de araçlarla bir yerlere gittiğini görüyoruz veya burada bir iki benzin istasyonu açık, oradan alışveriş yaptıklarını görüyoruz. Yine bir otobüs gidiyor. Bu otobüsün içinde siz görmediğiniz ama benim önümden geçti. Askerler vardı ve İsrail orduya katılacak olan askerleri taşıyan otobüslerin de geçişini görüyoruz hala bölgeye. Şu an bu yol üzerinde işte az önce yine bir tank geçişi sevkiyatı oldu. Yani son derece gergin bir ortam var. Bunun altını çizeyim. Şu an tam karşımız Gazze, Gazze şeridi. Sınırın sıfır noktasındayız. Az önce güneş olduğu için siz görmüyorsunuz ama az önce Gazze'den buraya Hamas güçlerinin bir roketli saldırısı oldu. O roket havada demir kubbe tarafından imha edildi. Ama sabahtan bu yana yine sınır hattına birçok yere roketler düştü. Hamas'ın attığı roketler. Demir kubbe hepsini yakalayamayabiliyor. Dolayısıyla zaman zaman Hamas'ın atmış olduğu Kassam Tugaylarının atmış olduğu roketler sınır hattındaki yerleşim alanlarına, Aşkelon'a ve Aşdod'a düşüyor. Hepsi havada imha edilemiyor biliyor. Çünkü %92 başarı oranı var ama dediğimiz gibi bütün füzeler imha edilemeyebiliyor. Dolayısıyla bugün de sabah da birçok noktaya Kassam Tugayları tarafından atılan füzeler isabet etti. Şu an Halil Kahraman yolu gösteriyor size. Bakın iş makinalarıyla, çünkü mevziler açılıyor. Sınır hattında bu iş makinalarının geliş gidişlerini de görüyoruz. Otobüsler geliyor, askerler
askerleri taşıyan otobüsler ve tanklar ve askeri araçların devamlı geldiğini görüyoruz. Şu an görmüş olduğunuz gibi bu iş makineleri, kepçeler sınırda mevzi oluşturuyor, açıyor. Bu yüzden bu kepçeler geliyor gidiyor. Hulusi, bir şey sormak istiyorum. Aslında görmüş bir önceki saatte gibi, yaptığın yayında biraz yani, değinmiştin ama bir kez daha bunu sormak istiyorum çünkü önemli. Senin şu anda gördüğün, Halil Kahraman'la birlikte bizlere gösterdiğiniz görüntüler. Yani İsrail askerlerinin bir yandan da kameraman arkadaşımız Emir Ünlü bize bazı görüntüler gösteriyor. Arkadaşlarımız da birazdan onu ekranlara getirecek. Bölgede kelimenin tam anlamıyla bir mevzilenme söz konusu. Siz, sen de bir önceki yayında bunu söyledin. Siz her noktaya, önceden görmediğimiz noktalara tankların getirildiğini gördük dedin. Bu yeni mi olmaya başladı? Yani özellikle şu son bir gün içinde mi bu kadar artış gösterdi? Evet. Kan, ben Perşembe günü farklı noktalardan... Bu arada çok özür dilerim. Fulya, bir kez daha sözünü kestim ama Gazze'nin kuzeyinden görüntüler gösteriyoruz ve çok şiddetli bir bölgede füze saldırısı, kuzeyine yakın bir bölgeden füze saldırısı gerçekleşti. Ekranın sağ tarafında şu anda görüyoruz o görüntüleri. Çok şiddetli bir saldırı gerçekleşti İsrail tarafından. Yarım saattir buradayız, yayındayız. Bu yedinci. Yedinci. Evet, artış gösterdi. Buyur. Evet, Fulya Öztürk, sen de tekrar. Yani bu füze saldırıları, İsrail ordusunun atmış olduğu füzeler cumartesi gününden bu yana yani çok sayıda insanın ölümüne neden olduğu, Birleşmiş Milletler bir açıklama yaptı. 1300 bina yıkıldı ve bu binaların içerisinde toplam 5540 konut vardı. Bunun haricinde ağır hasarlı 3750 ev yaşanılamaz hale geldi dedi BM. İsrail'in son 24 saatte Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında 324 kişi hayatını kaybetti. Dün bölgeden kuzey güneye gitmeye çalışan, tahliye olmaya çalışan bir konvoy yine bombalandı. 70'ten fazla insan hayatını kaybetti. Yani durum içler acısı bir vaziyette. Filistin Sağlık Bakanlığı bir açıklama yaptı. Gazze şeridinde ölü sayısı 2215, yaralı sayısı 8714 dedi. Ve hayatını kaybedenlerin 724'ünün çocuk olduğunu söyledi. Ki bu rakam birkaç saat önceki rakam. Ne yazık ki ölü sayısı artıyor. Çünkü bombardıman bitmiyor. Gazze'ye ölüm yağıyor. Ve Netanyahu'nun yapmış olduğu açıklamayı da hatırlatalım. En son yapmış olduğu açıklamada şunu söyledi. Düşmanlarımıza eşi benzeri görülmemiş bir güçle saldırıyoruz. Altını çiziyorum. Bu daha başlangıç. Düşmanlarımız bedel ödemeye daha yeni başladı. Ve bu daha başlangıç diyerek bir kez daha bu cümleyi sarf etti. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun bu açıklaması, daha önce yaptığı açıklamalara benzer, hep bu tondan açıklamalar yapıyor. Ama şu cümle, altını çiziyorum, bu daha başlangıç, düşmanlarımız bedel ödemeye daha yeni başladı dedi. Yani bugünden itibaren daha da yoğun bir bombardımanın yapılacağı tahmin ediliyor. Ne yazık ki havadan ve karadan zaman zaman obüs atışlarını da görüyoruz ve duyuyoruz. Gazze'deki birçok yerleşim yerine bu roketler, füzeler düşüyor ve şu an konuştuğumuz saatte bile ne yazık ki vefat sayısının arttığının da altını çizelim. Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan önümüzdeki saatlerde bir açıklama gelecektir. Fulya, bir şey sorayım mı sana veya bir soru sorayım mı? Şu anda konuşuyor Fulya Öztürk. Şu an bölgede... Buyurun Coşkun Hocam. Fulya, geçtiğimiz gün ben sana bir ilk daha bölgeye gittiğinde bir soru sormuştum. Herhangi bir şiddet veya sansürle karşılaştım diye şu an için yok demiştin ama... yaşamış olduğun şimdi bugün bir şiddet var ve sansürün de geleceği söyleniyor. Sen şöyle bir başlık açtın temin, önemli bir vurguydu. İlk defa bu kadar hareketlilik yaşanıyor ve önümüzdeki saatlerde de çok büyük burada bir takım olaylar bekleniyor. Katliam anlamında. Şimdi Netanyahu da daha yeni başlıyor dedi. Şimdi şiddetin özellikle medyaya, sizlere yönelik şiddetin ve sansürün başlamasıyla
bu hareketliliğin başlaması tesadüf mü, nasıl değerlendiriyorsun? Şöyle, o şiddet dün Mescid-i Aksa çevresinde olmuştu. Hocam, yani bugün ben İsrail polisi, askeri tarafından herhangi bir şiddet yani görmedim, basın mensuplarına yani en azından. Hani dün ama Kudüs'te yaşananlar, o Filistinlerin üzerine gaz bombaları attılar, yaralananlar oldu. Ciddi anlamda çok üzücü görüntüler oldu Mescid-i Aksa çevresinde. Bugün şöyle bir şey var, ben bugün şu an Kudüs'te değilim, Gazze sınırındayım, sınırın sıfır noktasındayım. Bugün şöyle bir hava var, İsrail askerinin çok daha gergin olduğunu duyuyorum, yani hissediyoruz. Çünkü bugün birçok noktada daha önceden yayınlar yapabilirdik. Yani işte kameramızı açıp birçok noktayı rahat bir şekilde çekebilirdik. Bugün her defasında bir engellenmeyle karşılaştık. Şöyle söylüyorlar bize, bu arada bir otobüs daha gidiyor. Bu otobüs askerleri taşıyan otobüs, mevziye doğru, sınır hattına doğru gidiyor bu otobüs. İçinde orduya katılan askerler var. Böyle bir çağrı yapmıştı İsrail, 300 bin yedek asker. Dünyanın farklı ülkelerinden İsrail'e, İsrailli gençler geldi. Tel Aviv Havalimanı'nda da o askerlerin gelişini gördük, orduya katılmak için gelenleri gördük. İşte bu otobüslerle sık sık sınır hattına askerler taşınıyor. Onu söyleyeyim. Bugün şöyle bir şey var. Bugün İsrail askeri tankların çekilmesini istemiyor. Burası askeri bölge, gidin diyor. Bu alanı çekmeyin diyor. Siz burayı çekerseniz herkes görecek diyor. Ve bunu çok sert bir tondan söylüyor. Sizi son kez uyarıyorum, gidin buradan. Yani burada bizim güvenliğimiz açısından bu uyarıyı yapmıyor. Sadece bu askeri alanların gözükmesini istemedikleri için. Özellikle bugün. Daha önce de zaman zaman bir tepkiyle ve bir tavırla karşılaşıyorduk ama bu sefer bugün özellikle daha çok beton bloklar zannediyorum. Bakın yine sınıra gidiyor. Beton bloklar götürülüyor. Bugün sadece zaten askeri araç, tank sevkiyatı olmadı. Aynı zamanda cepheye giden, sınıra giden askeri malzemeleri de gördük. Yani askerlerin kullanacağı malzemeler de görüldü. Evet, bir bakın şu an canlı yayında ekrana getiriyoruz. Şu an bir tank taşınıyor. Arkadaki otobüste muhtemelen yine cepheye giden askerler var. Şu an canlı yayında ekrana getiriyoruz tankı. Sınır hattına doğru yığınak yapıldı. Bugün bu bölgeye getirilen tankların sayısı daha da arttı ve artmaya da devam ediyor. Sevkiyat devam ediyor. Görüyorsunuz, canlı yayında ekrana getiriyoruz. Yani sadece dediğim gibi sadece tank, askeri araç değil, aynı zamanda askerlerin, İsrail askerlerinin ihtiyaç malzemelerinin taşındığını da gördük biz bugün. Yani ciddi anlamda bir yığınak yapıldı, yapılıyor. Dolayısıyla bu kara harekatı meselesi epey konuşuluyor. Ama bir yandan da ABD'den gelen açıklama. Şimdi Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Selimhan Yeniacu bizlerle birlikte aynı şekilde Fulya Öztürk. Selimhan Bey'in de bir sorusu olacak. Buyurun lütfen. Fulya Hanım, iyi yayınlar. Allah kolaylık versin. Öncelikle çabalarınızı biz buradan da görüyoruz. Çok teşekkür ediyoruz size ve kameramanınıza. Dün Kudüs'teki yayınlarınızı da dikkatle izledik. Tabii Cuma namazından sonra Şabat'ın girmesine, yani Yahudiler için kutsal günün girmesine çok az bir vakit var. Ve burada normalde bölgede yaşayan biri olarak bir Yahudi kalabalığının Batı Kudüs'ten ve yerleşim bölgelerinden ağlama duvarına, kotele doğru ilerlediğini gündelik hayatta görebiliyorduk. Fakat o günkü yayınlar tabii ki olayların ve çatışmaların yoğunluklu olduğu yerlerde geçti. Böyle bir yoğunluk ya da bir provokasyon ihtimali gördünüz mü? Bugün de sınırdasınız. 2014 senesinde
İsrail'in Gazze bombardımanında sınırda neredeyse bir açık hava sineması, açık hava tiyatrosu izler gibi yerleşimcilerin bu saldırılarını izlediğini biliyoruz. Siz az önce bahsettiniz, çok sayıda sivil görmedik burada dediniz ama Şabat'ın bitmesinden sonra, yani 1-2 saatlik bir süre kalmadı bile belki havanın kararmasına. Bu noktada herhangi bir sivil desteği veyahut operasyonu izlemeye gelenler olabilir mi? Yani böyle bir öngörünüz var mı? Hocam şöyle, şimdi burası tam sınırın sıfır noktası ya, Siderot, Aşkelon ve Aşdod bölgesi, tam Gazze burası, burası da yerleşim alanları. Şimdi burada birkaç gündür zaten buraların nüfusu da çok değil. Yani Aşkelon'un işte 200 bine yakın, Aşdod'un yine o şekilde. Yani küçük yerleşim alanları. Birkaç gündür bölge zaten boşaltıldı sivillerden. Özellikle bugün çok daha sessizlik görüyoruz. Yine birkaç böyle sivil görürdük. Yine var elbette. Ama iyice boşalmış bu üç şehir. Siderot özellikle tam bir gün geçen, dün boşaltılmıştı. Bugün Aşkelon'da o sessizliği görüyoruz. Siviller askeri alan olduğu gerekçesiyle buralar, askeri hareketlilik ve bir kara harekatı başlayacaksa bu hat üzerinden başlayacağı için siviller uzaklaştırıldı. Yani birçok insan gitti, bölgeyi terk etti. Şimdi dolayısıyla buraya ben sivillerin yaklaştırılacağını açıkçası düşünmüyorum. Yani Tel Aviv'de hiç böyle işte İsrail ordusu Gazze'deki bu olaylarla, Gazze'yi bombardımanları televizyonlarda konuşuluyor ama buradaki çok o havayı, halkta şey havasını görmüyorum. Yani bir işte bir destek veya bir protesto gibi böyle bir şey hocam görmedim, duymadım, hissetmedim. Ama bugün bir kara harekatı başlarsa bu alanlara sanmıyorum. Gazeteciler bile çok zor şartlarda çekimler yapıyor. Dolayısıyla bir yani sivillerin, insanların geleceğini ben düşünmüyorum açıkçası sınır hattında. Ama inanılmaz bir gerginlik var. Ama sınır hattında değil de belki Tel Aviv'de veya daha sınırdan uzak noktalarda akşam nasıl bir tablo olur bakacağız, göreceğiz diyeyim. Ama şu an iyice sessiz bu bölge, Aşkelon bölgesi, sınırın sıfır noktası. Çünkü bir yandan da ciddi anlamda atışlar da devam ediyor Hamas'ın. İsrail'in yapmış olduğu bu bombardımanlara karşı Hamas'ta yani onlarca bugün roket attı aslında Aşkelon'a, Aşdod'a. Bu arada yine otobüsler geçiyor. Bakın bu otobüslerin içinde askerler var. Şu an yeşil otobüsü görüyorsunuz. Askerler var. Bunların hepsi cepheye gidiyor. Şu an arkadan bir otobüs daha geliyor. Günlerdir yayınlarda söylüyorduk zaten. Senin yayınında biz Halil'in gösterdiği görüntülerde hemen arkada bir yine çok kısa bir süre içinde çok fazla asker görmeye başladık. Bir araç yani geçiyor şu an. Çok ciddi bir sevkiyat var. Evet, yani ciddi çok kısa bir süre içinde çok fazla asker görüyoruz. Bak ciddi de bir sevkiyat devam ediyor. Arkadan bir araç daha geliyor. Bir var. De hocam şunun da altını çizeyim. Mühimmatlar gidiyor. Evet, mühimmat gidiyor. Zırhlı araç, tanklar gidiyor. Bir de askerler için askerler için malzemeler de gidiyor. Yani biz gördük işte ihtiyaç ları için malzemelerin elbette gittiğini gıda, de elbette gördük. İşte sağlık, masa, gıda, sandalye, barınma, tıbbi malzeme, bir sürü o malzemeler de barınma gibi masa, sandalye yüklü. Mesela bir araç daha geçiyor şu an. İçinde İsrail askeri var. Yani hareketliliği görüyorsunuz. Yani çok daha artmaya başladı. Bu akşam kritik bir akşam diyebiliriz. Yani hocam siz de yorumluyorsunuz ama evet, ben burada bugün özellikle benim dördüncü günüm, çarşamba gününden beri ben bölgedeyim. Bugün bunu çok daha derin ve yoğun hissediyorum. Hem bir askerlerdeki gerginlik hem sevkiyatın daha da artmış olması. Mesela şöyle bir boşluk bir alan var ya, mesela dün şöyle bir boşluk bir alandan geçtik mesela diyelim. Bugün geçtiğim böyle bir yerde onlarca tank getirilmişti.
Yani aa dedim, burada hiçbir şey yoktu, ne çabuk getirmişler dedik hatta Halil'le aramızda. Yani dolayısıyla bu sevkiyat dün gece de yoğun yapılmış. Bugün de devam ediyor zaten, görüyorsunuz canlı yayında. Bir yandan da o büyük yolcu otobüslerini de gördünüz. Onların içinde askerler taşınıyor. Şimdi senin anlattıklarını ek olsun diye ben de şunu söylemek istiyorum Fulya Öztürk. Enver Kaptanoğlu, dış haberler editörümüz Enver Kaptanoğlu ve kameraman Emir Ünlü de şu anda farklı bir noktada. Yine Gazze sınırına çok yakın ama sizin bulunduğunuzdan farklı bir noktada görüntüler gösterdi bize. O görüntüleri de ekranlara getirdik. Çok da teşekkür ediyoruz bu arada. O arkadaşlarımıza da çok teşekkür ediyoruz. Orada da yine senin bahsettiğin gibi evet ekranı şu anda hemen Coşkun Hocam sizin olduğunuz noktada Enver Kaptanoğlu'yla Emir Ünlü'nün canlı görüntülerini şu anda paylaşıyor. Zaten bu görüntüler tarihi. Tarihi. Onlara da çok teşekkür ediyoruz. Hem Enver'e hem Emir'e. Şunu söylemek istiyorum Fulya, eğer hala beni duyabiliyorsan. Onların olduğu bölgede de ciddi bir yığınak söz konusu, evet. Ve dün olmayan bir nokta. Yani dün o noktada böyle bir yığınak söz konusu, bu kadar büyük bir yığınak söz konusu değildi. Şimdi oraya da artık yavaş yavaş askerlerin geldiğini, oradaki hareketliliğin de arttığını söyleyebiliyoruz. Yani sınır hattında bilmiyorum siz kaç kilometre uzaklıktasınız şu anda Gazze'ye, bunu da sormak isterim. Ama sınır hattında ciddi bir hareketlilik var şu an. Görüntülerde canlı net bir şekilde gözüküyor. Geliyor mu yine? Evet, şu an Kaan, kameraman arkadaşım Halil Kahraman yine kamerasını çevirdi karşı tarafa. Yine askeri araçların geçişini görüyorsunuz. Askerlerin geçişini görüyorsunuz şu an. Arkadan bir tank geçiyor. Yani şöyle ki bu galiba muharebe aracı, evet tank değil, özür diliyorum. Askerleri taşıyan bir araç, zırhlı araç. Yani görmüş olduğunuz gibi peş peşe ard arda sevkiyatları da canlı yayında ekrana getiriyoruz. Hala devam ediyor. Ben şu an, Kaan sen bir soru sordun, ne kadar uzaklıktasın diye. Yani 2-3 kilometre sadece uzağındayım Gazze Şerifi'nin, 2-3 kilometre. O kadar yakındayız şu an. Hemen burada bakayım bir tekrar arkama, yine muhtemelen geçecektir biraz sonra. Hem otobüsler, hem sevkiyat, hem işte bu askeri araçların, askerlerin geçişini canlı yayında görüyorsunuz. Yani bu kara harekatının ayak sesleri mi? Sanki öyle. Ama işte ABD'den İsrail'e gelen, arkadan yine geliyor galiba Halil. Evet, Halil Kahraman. Bakın yine geçişi göreceksiniz şimdi. Yine araçlar geçiyor. Sevkiyat devam ediyor. Tank geçişini görüyorsunuz. Cephe hattına bu tanklar götürülüyor. Hemen arkada başka bir tank. Yine hemen arkada yine bir askeri aracın geçişi var. Yani çok artmış durumda. Bugün özellikle çok çok artmış durumda. Yine İsrail bayraklarıyla destek verenler var. Mesela bu araç tankı indirdi ve geri dönüyor. Evet, bir yandan gözüm yolda, diğer tarafta yani yeni yeni araçlar, tanklar gelmeye devam ediyor. Sevkiyat devam ediyor. Bu arada bazı sivil araçların içinde askerlerin olduğunu görüyoruz. Bir önemli notu da aktarayım. Konuşuluyordu zaten günlerdir. Silah dağıtıldı bölgedeki İsraillilere, sivillere. Bu olay doğru ve gerçek. Silahlandırıldı birçok kişi. Onun da altını çizmiş olalım yani. Az önce yine bir otobüs geçti. Otobüsün içinde yine askerler var. Bu konu çok yani, önemli. Dünya gündeminde çok fazla yer edinen bir konu. Oradaki sivillere silah dağıtılıp dağıtılmadığı konusu. Yine. Bunu detaylı bir şekilde anlatabilir misin acaba? Çok önemli. Hani dönelim istersen yine. Dönelim. Yine bakın. Yine peş peşe askeri araçlar geçiyor. Veya içinde askerlerin olduğu sivil görünümlü araçlar geçiyor.
Yani burada zaten kan, bu bizim bazı kaynaklardan da edindiğimiz bilgiler ki bu yönde aslında haberler, görüntüler de çıktı ortaya. Yani sivillere silah dağıtılması olayı. Mesela bir araç geçiyor şu an. Bakın İsrail bayraklarıyla. Dolayısıyla şu an onlar da muhtemelen burada yaşayanlardı. Hem aracın önünde İsrail bayrağı vardı hem iki tarafında. Bu şekilde zannediyorum İsrail ordusuna destek için böyle sınır hattında bayrak açıp arabalarına bayrak asarak dolaşanlar da var. Çünkü onlar tam anlamıyla sivildi. Bu silahlandırma olayı görüntüler de ortaya çıktı zaten. Yani bu zaten evet günlerdir konuşuyoruz, konuşulan bir konu. Ve bu arada biz şu an benim bulunduğum yerde dünya medyasından da çok sayıda insan var. Polis geliyor. Ha, Halil şöyle gel. Halil şöyle gel. Böyle ikazları oluyor. Geçin diyor. Bu arada dünya medyasından çok sayıda insan var bölgede. Kaan 700'den fazla gazeteci var. Hindistan'dan gelen de var. Yani Amerika'dan, Rusya'dan gelen çok sayıda gazeteci var. İnsanlar tabii bir yandan bölgedeki gazeteci arkadaşlarım da sık sık böyle gökyüzüne bakıyorlar, havaya bakıyoruz. Görüntülerin çünkü de çıktığını ifade ettin. Hamas tarafından dağıtıldığını, roketler atılmaya devam ediyor. Hangi herhangi noktada? Bir, Kaan şunu söyleyeyim, herhangi bir şey olduğu zaman biz de pozisyon alabilmek için araçlarımızın yanındayız. Burada çünkü o anları da gördük, görüyoruz. Bir siren sesi çaldığı zaman roket geliyor karşı taraftan. Hamas güçlerinin bölgeye bu tarafa doğru atmış olduğu roketler. Oradan ateşlendiği, havalandığı zaman burada hemen sirenler çalıyor ve o anda arabanın içinde olanlar iniyor. Hemen bir pozisyon alıyor, yere kapanıyor araçların yanına. Şu an biz de böyle açık alandayız. Bir siren sesi çaldığı zaman, bir durum olduğu zaman hemen aracımızın yanına inip yere yatacağız. Hemen biz de bir pozisyon alacağız, kapanacağız. Yaklaşık ama yarım saattir bir siren sesi yok bölgede. Yine bir araç gidiyor, muhtemelen tankı bıraktı, geri dönüyor. Yol şu an sakin ama biraz sonra yine bir geçiş olabilir. Yani böyle bir gergin bir ortam var. Böyle bir tansiyonun bugün özellikle çok yükseldiğini bu hatta tabii. Ama biz bugün buradaki gerginliği konuşurken ama esas önemli konuşulacak konu Gazze'deki insanların durumu. Gazze'de zannediyorum yani internet bugün tamamen kesilecek. Belki de şu an kesildi ama şu an siz Gazze'den canlı görüntüler ekrana getirebiliyorsunuz galiba, değil mi Kaan? Ekranda veriyor musunuz? Evet, şu anda Gazze'den, Gazze'nin kuzey noktalarından farklı farklı açılardan görüntüler ekranlara getiriyoruz. Ve orada da şunu da ifade edeyim. Siz çünkü oradan bazı bölgeleri göremiyor ya, bu olabilirsiniz. Bu görüntüler her an kesilebilir, onu söyleyeyim Kaan. Önemli, görüntüler her an kesilebilir dedin. İnterneti keseceğini duyurmuştu çünkü İsrail Gazze'de. İsrail çünkü Gazze'deki interneti keseceğini söyledi. Dolayısıyla yani bölgedeki haberleri biz yerel gazetecilerden alıyoruz. Arap medyasından ve uluslararası kanallara, ajanslara çalışan gazetecilerden alıyoruz. O bölgede yaşayan insanlardan alıyoruz. Dolayısıyla ama canlı yayın aracı olan bazı kuruluşlar vardır belki içeride Gazze'de ama ne oldu, şu an peş peşe arabalar gidiyor. Şu an peş peşe arabalar gidiyor. Nedir bu hareketlilik? Yolu da takip etmeye çalışıyorum. Sol tarafta başka bir araç geliyor, askeri araç. Zırhlı personel taşıyıcılar, tanklar, mühimmat yüklü araçlar. İçinde askerlerin peş peşe olduğu, giden sanki bir konvoyu andıran görüntü zırhlı. Sizin bulunduğunuz yoldan giden, bakın, araçlar bir, sivil miydi? Bir farklı, bir çok hızlı geçtiler önümden. Şu an kan sivildi ama içinde sanki askerler de vardı. Bakın bir tank geçiyor. Bir tank taşınıyor şu an. Mühimmat sevkiyatı da yapılıyor. ABD'den
birkaç gün önce mühimmat yüklü bir kargo uçağı İsrail'e gelmişti. Hatırlayacaksınız, çok sayıda füze buraya geldi. Mühimmat yüklü o uçak İsrail'e indi. O bombalar, o mühimmatlar da tabii bu cephe hattına taşınıyor İsrail ordusuna. Amerika'nın desteği devam ediyor, o büyük desteği. Amerika Dışişleri Bakanı Antony Blinken İsrail'deydi. Görüşmelerde bulundu mevkidaşıyla, Netanyahu'yla. Ama Amerika kesin bir şekilde ve en yüksek Hulya Öztürk, şimdi Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Selihan Yeniacı'nın bir sorusu olacak sana. Buyurun Sayın Yeniacı. Hulya Hanım, az önce yayında sivillere silah dağıtıldığına ilişkin kaynaklardan almış olduğunuz haberleri ilettiniz. Tabii biz buna biraz daha açıklık getirsek çok daha iyi olacak. Zira biz normal dönemlerde bile, artık ne kadar normalse İsrail, Filistin'in bir arada bulunduğu dönemler, Kudüs'te, Batı Şeria'da, çeşitli yerleşim bölgelerinde hali hazırda silah taşıyan, otomatik silah taşıyan sivillerin olduğunu biliyoruz. Bunlara normal bir vatandaş olarak, bir Filistinli olarak veyahut Tel Aviv'de yaşayan bir İsrailli olarak diyelim, her zaman karşılaşabilirsiniz. Sizin silah taşıyan sivillerle karşılaşma durumunuzda bir, gerçi sivil görmediğinizi, çok fazla sayılarının bu bölgelerde azalmış olduğunu söylediniz ama karşılaşma durumunuz oldu mu? Ama hocam şöyle söyleyeyim, yani böyle askeri kıyafetli olmayıp da ben silah taşıyan insanlar gördüm sınır hattında. Yani askeri bir üniforma yok, sivil. Hani o belki bir askeri, bir bilmiyorum, yetkilidir veya bir askerdir, sivil veya bir polistir bilmiyorum ama sivil görünümlü, omzunda tüfek olan, silah olan insanlar gördüm. Aşkelon'da, bu sınır hattında, cephede. Yani bu cephe hattında. Şimdi dolayısıyla ama bilmiyorum, o bir sivil miydi? Yani bir normal bir İsrail vatandaşı mıydı? Yoksa bir sivil polis veya sivil bir güvenlik gücü müydü bilmiyorum ama gözümden bu kaçmadı. Sivil görünümlü silah taşıyan insanlar gördüm hocam. Yine mi geliyor Halil? Ama içinde askerler var galiba. Doğru mu? Ha, evet. Ne bu? Kepçe mi taşınıyor? Evet, küçük bir kepçe taşınıyor. Mevze açılıyor çünkü. Hulya. Siperler için, mevziler için bu araçlar gidiyor bir yandan. Hulya. Arkada yine geliyor Halil. Şöyle, evet, Coşkun hocam, Hulya Öztürk'ün bulunduğu nokta... Bir yandan hem yolu takip ediyorum hocam, tabii ki. Hem gökyüzünü takip ediyorum. Tabii ki Hulya. Şimdi sizin görüntülerinizle devam edeceğiz. Bir yandan da bölgeye anladığımız kadarıyla askeri bir sevkiyat da devam ediyor. Arkadan da geliyor. Şimdi şunu söylemek istiyorum Coşkun hocam. Hulya Öztürk, yoğun ve Halil, bir şekilde. Hulya Öztürk ve Halil Kahraman, evet, bir noktadan... Kaan bak, peş peşe geliyor. Kaan Temeltaş, peş peşe geliyor tanklar. Hani o kara harekatı diyoruz ya, evet. İsrail daha yeni başlıyor hazırlığına. Personel taşıyıcılar hepsi. Yani bunlar... Yani 16'yı saat olarak verdi İsrail, sonrasında da hazırlıkları mı başladı diyorsunuz? Yani kuvvetle ihtimal hazırlığını yapıyor. Bu da şunu gösteriyor, ben ilk defa bu kadar hareketli gördüm. Hani hemen dakikalar demesek de saatler sonra burada bir katliam başlayacak. Peki, Hulya Öztürk'ün bulunduğu nokta önemli olduğu için birazdan döneceğiz Hulya Öztürk'e ve bu görüntüleri ekranlara getirmeye devam edeceğiz. Fakat ekip arkadaşımız Enver Kaptanoğlu ile Emir Ünlü de Gazze sınırında, Gazze'nin kuzey Gazze yakın bir noktada bizleri bekliyorlar. Şimdi onlara bir kez daha... Herhalde Kaan, bu gördüğümüz konvoyun ulaşacağı yer Enver'in bulunduğu yer. Olabilir, bilmiyoruz ama tabii ki tam olarak rotayı şu anda kestiremiyoruz. Muhtemelen, yani tahminle. Bölgeden de bu arada Hulya Öztürk'ün söylediği bir detaya ben dikkat çekmek isterim. Bir kez daha, sonrasında Enver'e gidelim. Bölgeden canlı görüntüler geliyor fakat bu görüntüler çok önemli. Çünkü birazdan kesilebilme ihtimali zaten var. Zaten işte ben az önce, Kaan az önce soru olarak onu yöneltecek, evet, yöneltecektim. Ben dün duydum. Enver'e yöneltelim, Enver de bölgede çünkü. Enver de konuyu biliyordur. Bakın şu görüntüler... İbretlik vaka ve bir şeylerin hazırlığı. Ama bu görüntüleri birazdan arayacağız. Çünkü bugün İsrailler tarafından internetten başlayan bir sansürün, yasağın uygulanacağı söylendi. Peki. Hulya da tekrar etti. Saat geçti. Acaba hani bu konuda tepki doğar diye projeden vaz mı geçildi yoksa her an başlayabilirim, onu soracaktım. Onu bilmiyoruz. Enver, konuşuruz Hulya Öztürk'te. Enver Kaptanoğlu şu anda karşımızda. Hemen sözü Enver'e bırakalım. Enver, sendeyiz.
Kaan Temeltaş, sıfır noktasında sınırın çok önemli bir noktadayız. Yaklaşık 2 saattir buradan kameraman arkadaşım Emir Ünlü görüntü aktarıyor. Tam bulunduğumuz noktada İsrail ordusuna ait obüsler mevcut ve siz bana pası atmadan önce 3 adet topla buradan atış yapıldı. Ben hemen kameranın önünden çekileyim. Emir Ünlü size bakın bulunduğumuz noktayı göstersin. Burası Gazze sınırının artık sıfır noktası. Yani önümüzde gördüğünüz bu tepenin arkasından uzak da olsa biz canlı gözle Gazze şeridini görebiliyoruz. Zaman zaman dumanların yükseldiği noktalar var. Ama Emir Ünlü tabii şu anda bakın İsrail ordusunun obüslerini gösteriyor. Az önce belirttiğim gibi bu noktadan 3 kez bir top atışı yapıldı. Onlar tabii sanırım biz o sırada yayında değildik. Ekrana yansımadı o sesler ama 3 atış yapıldığını belirteyim. Tabii burada hareketlilik çok yoğun bir şekilde devam ediyor. Özellikle şunu belirteyim Kaan Temeltaş. Dün bu bölgede tanklar da vardı. Tabii dün bu noktada bizim görüntü almamıza izin verilmemişti. Buradan yayın gerçekleştirememiştik ama bugün şu anda yaptığımız yayında ve buraya geldiğimizden bu yana tabii bu önemli altını çizmek istiyorum. Bu noktada o dün gördüğümüz tankları göremiyoruz. Bunlar belki de daha ileri noktalara gidip daha ileriki noktalarda konuşlanmış olabilir tabii bu tanklar. Emir Ünlü tabii birazdan size gösterecek yani biraz daha sağa doğru geldiğimizde önümüzde küçük bir tepe var. Ve o tepenin hemen arkası işte Gazze şeridi. Bilmiyorum siz ekrandan görebiliyor musunuz ama biz Gazze şeridinde bazı noktaların yüksek binaların üst katlarını bulunduğumuz noktadan görebiliyoruz. Duman da az da olsa şu anda biraz dağıldı tabii o noktadan yükseldiğini görüyoruz. Burada tabii saat 14.44'ü gösteriyor şu anda Kaan Temeltaş. Yani 16'ya kadar verilen sürenin ardından 45 dakika geçti. 45 dakika yani bu süre zarfı içinde neler olacak? Biz de bekleyişimizi sürdürüyoruz ve neler olacağını en iyi görebileceğimiz noktalardan birindeyiz şu anda Emir Ünlü ile birlikte. Eğer buradan en azından bir obüs atışı yapılacaksa, bir obüs atış emri gelirse İsrail ordusu birliklerine buradaki bunları ekrana taşıyacağız. Tabii özellikle bugün, dün çok yoğun sevkiyat vardı ama geçtiğimiz günlerde de çok yoğun şekilde zaten özellikle tanklar ve zırhlı araçlar bu bölgeye getiriliyordu. Az önce ben tabii hattayken, yayını dinlerken Fulya Öztürk'ün anlattıklarını da dinleme fırsatım oldu. O da aynı şekilde yani hem şu anda canlı yayında ekrana getirdiler bu sevkiyatları. Yani biz de görebiliyoruz. Birçok noktada hala tanklar ve zırhlı araçlar bölgeye getirilmeye devam ediyor. Çeşitli araçların içinde piyadeler getirilmeye devam ediyor. Bunlar tabii en önemli konu şu anda İsrail bir kara harekatına ne zaman başlatılacak? İşte tüm bizim de cevabını aradığımız soru bu son özellikle birkaç gündür. Çünkü yani ben şöyle belirteyim Kaan Temeltaş, aynı şeyi Fulya Öztürk de söyledi. Biz de Emir Ünlü ile aynı şeyi gözlemledik. Mesela şu anda gördüğünüz aslında boş bir tarla, bir arazi. Bu gibi birçok alan bu Gazze şeridinin çevresinde tanklarla doluydu. Yani ben birçok harekat noktasında, savaş bölgesinde görev yaptım ama bugüne kadar bu kadar çok Enver sana da tanktı. Sormak isterim aynısını. Fulya da biraz önce bahsetti ama sen ne gördün onu sormam lazım. Emir de aynı şekilde ikiniz de gözlemliyorsunuz. Siz özellikle şu son bir gün içinde bölgedeki tank sayısının ya da askeri mühimmat sayısının ya da askeri araç sayısının ya da asker sayısının arttığını gördünüz mü? Yani şu son bir gün içinde daha yoğun bir hazırlık var diyebilir miyiz bölgede? Bir top atışı daha yapıldı bu arada. Evet, bir top atışı daha geldi. Sanırım o
sesi yayına yansımış olabilir. Şu anda o top atışının yapıldığı tam o obüsü göremiyoruz. Biraz ileriki bir noktada ve o tepenin arkasında kalıyor ama atış yapıldıktan sonra obüsten yükselen dumanları görüyorsunuz. Yani neler gözlemlediğimizi soruyordun sanırım Kaan Temeltaş. Hemen aktarayım. Evet, bakın şu anda burada bir hareketlilik var Kaan Temeltaş. Şu noktada askerler araçlarına bakın hızlı hızlı koşturmaya başladı. Bir atış yapılabilir oradan. Evet, az önce gösterdiğimiz noktadan sesler sanırım duyuluyor. Bir atış daha yapıldı. Şu anda bakın buradaki top o obüslerle Gazze şeridinin istikametine, Gazze şeridine yönüne atışlar yapılıyor. Tam yayına başladığımızda da 3 atış daha yapılmıştı. Bakın hemen onun ilerisindeki obüs namlusunu yukarı doğru. Bakın bu gerideki obüs de şu anda namlusunu kaldırdı. Her an canlı yayında şu anda Gazze şeridine yapılacak bu atışları, bombardımanı görebiliriz. Birkaç dakika içinde gerçekten şu anda CNN Türk canlı yayında önemli görüntüleri aktarıyoruz. Emir Ünlü bu görüntüleri aktarıyor izleyenlere. Diğer taraftan bir atış daha yapıldı. Şu anda en son bana döndüğünüzden bu yana 3 oldu. Çok kısa süre içinde yaklaşık 1,5 saattir bu noktadayız. Bu kadar ilk geldiğimizde böyle bir yoğunluk yoktu açıkçası. Şimdi o askerler araçlarına koştu. Namlular havaya yükseldi. Bir atış yapılacak mı? Tabii artık çok kritik saatler. Saat 16 itibariyle İsrail'in verdiği sürede olduğu İsrail Gazze'nin güneyinde özür dilerim Gazze'nin kuzeyindeki sivillerin güneye tahliye olması için 16'ya kadar süre vermişti ve o süre dolalı. Şu anda 50 dakika oldu ve son 50 dakikadır bulunduğumuz bölgeden zaman zaman top atışları yapıldı. Tabii diğer sınırın diğer tarafında Gazze şeridinin içine yönelik bir saldırı var mı? Onu şu an söyleyemem. Ancak yayınlarımız sırasında son özellikle 1 saattir yaptığımız yayınlar sırasında Gazze gölünden yükselen dumanları görmüştük. Bazılarını Emir Ünlü'ye yansıtmıştı hatta. Yine ekrana vermiştik o görüntüleri. Dolayısıyla hala yani saat 16 dolmadan da o süre dolmadan da Gazze'nin içinden dumanların yükseldiğini ve Gazze'ye yönelik bombardımanın saldırıların yapıldığını anlamış olduk. Şu an için ben Gazze yönüne baktığımda tekrar bir kontrol ediyorum. Bir de şunu tabii söylemem lazım. Aslında tam güneş karşımızda ve biraz görüş açımız düşük, çok parlak, çok net göremiyoruz ama gerçekten yani belki de bir buçuk kilometrelik bir mesafedeyiz Gazze sınırına. Az önce Kaan Temeltaş burada bir hareketlilik oldu. Obüsler namlularını havaya peki yükseltti. Ama şu anda herhangi bir atış yapılmadı son birkaç dakikadır. Biz yine hatta kalmaya devam edelim. Emir Ünlü bu bölgedeki görüntüleri peki canlı bir şekilde aktarmaya devam edecek. Ama eğer bir gelişmeniz yoksa ben şimdilik sözü size bırakayım. Eğer bir sorunuz olursa tekrar cevaplarım. Peki, sorularımız olacak ama ilerleyen saatlerde Enver. Sana ve Emir Ünlü'ye çok teşekkür ediyoruz. Hulya Öztürk ve Halil Kahraman'a da çok teşekkür ediyoruz.